Herkese merhabalar arkadaşlar Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Mert. Bugün sizlere telefonumuza MetaMask kurup hesap oluşturma kısmından bahsedeceğim arkadaşlar. Aynı zamanda MetaMask içerisinde A ekleme, yeni hesap ekleme ve coin alıp gönderme kısımlarından da bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu kısımdan sonrasını Sizler için SS aldım o kısımdan devam edeceğim çünkü Metamask'ın gizlilik sebebiyle ekran kaydı kısımlarına izin vermiyor arkadaşlar orada onun için galeriye geçip o kısımdan bahsetmek istiyorum bakın önce buradan get started butonuna tıklıyoruz arkadaşlar daha sonrasında bizi burada create and new wallet ve import using secret recovery phrase kısmı var arkadaşlar bu karşılıyor biz burada create and new wallet kısmına tıklıyoruz. Daha sonrasında karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda yukarıya şifremizi belirliyoruz. Alt tarafa ise tekrardan belirlediğimiz o şifreyi yazıyoruz. Ve daha sonrasında bakın bu kısımda da alttaki kutucuğu işaretliyoruz. Ve create password kısmına basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra karşımıza secure wallet burada start butonuna tıklayacağız. Diğer bir aşamaya geçeceğiz. Bu geçtiğimiz aşamada arkadaşlar tekrardan bize start butonuna basmamızı istiyor. Buradaki start butonuna basacağız. Daha sonrasında bazen burada o ilk başta yazdığınız şifreyi isteyebilir. Bazen istemiyor arkadaşlar. Eğer isterse ilk başta oluşturduğunuz şifreyi buraya yazıp Confirm kısmına tıklayabilirsiniz. Daha sonrasında arkadaşlar bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada view kısmı var ortada. Buraya bastığımızda bize 12 haneli kelimeler verecek. Gördüğünüz gibi burada 12 haneli kelimeleri verdi. Bunları arkadaşlar bir kağıda not al, almanız gerekiyor. Yani isterseniz dijital ortamınızda da saklayabilirsiniz. Telefonda ya da bilgisayarınızda saklayabilirsiniz. Ama bu hack olaylarından dolayı o bilgisayar gibi telefon gibi ortamlarda saklamanızı tavsiye etmiyorum. En az 2-3 kağıda bu kelimeleri not alıp daha sonrasında hatırlayacağınız yerlere koyun arkadaşlar. Daha sonra Buradaki kelimeleri zaten bir sonraki aşamada bizden sırasıyla isteyecek. Bu kelimeleri not aldıktan sonra burada continue butonuna tıklıyoruz ve karşımıza bu ekran geliyor. Bu ekranda arkadaşlar o az önce not aldığımız kelimeleri sırasıyla yazıyoruz. Daha sonrasında ise buradan en alt tarafta complete backup kısmına tıklıyoruz arkadaşlar ve bu sayede cüzdanımızı mobil telefonlarımızda oluşturmuş oluyoruz. Bundan sonraki kısma geçebiliriz. Cüzdanımızı oluşturduk arkadaşlar. Bakın yukarıdaki kısımda Ethereum Main Network yazıyor. Biz şu an Ethereum ağındayız. Şimdi ben sizlere nasıl yeni ağ ekleme kısımlarını göstermek istiyorum. Bakın soldaki 3 çizgiye tıklarsanız daha sonrasında burada settings diyor ayarlar kısmına giriş yapıyoruz. Burada networks kısmı var arkadaşlar. Buraya giriş yapıyoruz. Ve add network butonuna tıklıyoruz. Bakın burada zaten biz YouTube kanalımızda videoları var. A ekleme kısımları arkadaşlar. Buradan gerekli boşlukları doldurarak bu A hangi ağ eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ama kanalımızda bir başka videosu olan Chainlist ile arkadaşlar kolay yolla ağ ekleme kısmını sizlere buradan göstermek istiyorum. Bakın buradan tekrardan geldim. Bakın yukarıda browser kısmı var. Buraya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında arama kısmına Chainlist yazıyoruz. Chainlist yazdıktan sonra Chainlist sitesine giriş yapıyoruz. Bu Chainlist sitesine girdik arkadaşlar. Alt tarafa geldik. Bakın burada Connect Wallet kısmı var. Ona bir kere tıklıyoruz. Buradan cüzdanımız bağlamak için Connect butonuna basıyoruz. Ve artık cüzdanımız buraya bağlandı. Şu an hangi ağa eklemek istiyor? Mesela Binance Smart Chain ağına eklemek istiyoruz. Buraya BSC yazdık. Alt tarafa geldik. Bakın burada Add to Metamask butonu var. Buraya tıklıyoruz. Daha sonrasında bizden izin istiyor. Bu izni de verdik. Şimdi ağ değiştirme kısmını gösteriyor. Yani ethereum ağından artık binance smart chain ağına geçebilirsiniz diyor. Buradan switch network'e basıyoruz. Bakın yukarıdan artık binance smart chain ağına geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Di diğer ağları da eklemek isterseniz mesela buradan e, Matic polygon ağını ekleyelim. Buraya Matic yazalım. Bakın buradan polygon mainneti geldi. Tekrar cüzdanımızı bağladık. Connect Wallet dedik. Add to Metamask'a tıkladık. Buradan tekrar izni verdik. Yine A değiştirirsek buradan Polygon A'na geçmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi diğer eklemek istediğiniz ağlarda buradan ekleyebilirsiniz. Şimdi cüzdan kısmına giriş yapıyorum. Üst tarafta bakın wallet kısmının orada poligon main netindeyim arkadaşlar. Eğer biz wallet kısmının üzerine tıklarsak buradan alt tarafa inerek az önce eklediğimiz Binance Smart Chain ağını da görebiliriz. Aynı zamanda poligon ağını da görebiliriz. Buradan Binance Smart Chain ağına tekrar giriş yapıyorum. Bu mobil tarafta neler var arkadaşlar? Bakın mesela browser kısmına girdik. Biz PancakeSwap'ta işlem yapmak istiyoruz diyelim. Buradan PancakeSwap yazıyoruz buraya. Pancake giriş yapıyoruz. Daha sonrasında bakın şimdi cüzdanımızı bağlayacağız Pancake Swap'a. Connect Wallet diyoruz. Metamask'ı seçiyoruz. Connect diyoruz. Artık Metamask'ımızı Pancake Swap'a bağlamış olduk arkadaşlar. Yani Swap işlemlerini bilgisayardan değil de telefondan da buradan kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sizlere... Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Eğer bu kurduğunuz cüzdanı arkadaşlar yatırım için kullanacaksanız yani sizin ana hesabınız bu olacaksa her gördüğünüz siteye cüzdanınızı bağlamamanız gerek. Çünkü herhangi bir sitedeki virüsten ya da hack saldırısına uğranırsa girdiğiniz site cüzdanınızdaki coinleri kaybedebilirsiniz. Bunun için de bakın sol taraftan account kısmı var arkadaşlar. Buradan account kısmına tıklıyoruz. Alt tarafta create new account diyor. Ben buna bastım. Şimdi burada bakın ikinci bir hesap oluşturdu. Benim ilk hesabımdan farklı olarak buradaki cüzdan adresim de gördüğünüz gibi burada bir cüzdan adresi var 0 x ile başlayan. O cüzdan adresim ilk ana hesabımdakinden farklı oldu. Yani böyle durumlarda ya da airdrop haberleri olduğu zaman ya da bir testnetlere katıldığınız zaman bu ikinci hesabınızda bu testnetlere katılabilirsiniz. Çünkü ana hesabınızda eğer yatırımınız varsa onların zarara uğramaması için böyle bir önlem alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burayı da gösterdikten sonra nasıl ben bu metamask'ıma coin göndereceğim onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki cüzdan adresimizin üstten, üstüne bir kere bastık. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ben Binance borsasını kullanacağım. Binance'dan buraya BNB göndermek istediğimi farz ediyorum. Buradan cüzdanıma geldim. Cüzdanına Binance'dan sonuçta çekeceğim. Çekme kısmına basıyorum. Buraya BNB yazıyorum girdim. Buraya az önce kopyaladığım adresimi yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın burada bir uyarı veriyor. Binance Smart Chain ağındasınız. Çoğu ağ bunu desteklemez diyor. Ama bizim MetaMask'ımız zaten Binance Smart Chain BEP20 ağını destekliyor. Hatta gönderimleri direkt Binance Smart Chain BEP20 üzerinden yapacaksınız arkadaşlar. Daha sonrasında buraya tutarımızı giriyoruz ve gönderim işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda mesela şu an tekrardan giriş yapacağım buraya. Tekrardan giriş yaptım. Aynı zamanda buradan mesela ben coin göndermek istiyorum. Buradan send kısmına geliyoruz arkadaşlar. BNB mesela göndermek istiyorum. BNB'lerim var. Artık o yatıracağım borsaya mesela binansa yatırma kısmına geliyorum. Buradan BNB yazıyorum. Bakın burada da bizim seçmemiz gereken ha burada Binance Smart Chain ağa. Web 20 ağını seçmemiz lazım. Diğer ağları seçmek seçmememiz lazım arkadaşlar. Çünkü zaten az önce kurduğumuz MetaMask'ımıza kurduğumuz ağ da Binance Smart Chain BEP20 aydı. Buradaki cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Daha sonrasında MetaMask'ımıza giriş yapıyoruz. Buraya kopyaladığımız adresi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında alt tarafta ne kadar göndermek istiyorsak orada bir miktar yazıyoruz onu. Daha sonrasında gönderim işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün için arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Eğer kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.